Sınav süresi yaklaştı. Sınav süresi boyunca normal bir yaşamlarına devam etsinler. Ders çalışmalarını sınavdan bir gün önce bıraksınlar. Sınav süresi yaklaştığı için normal yaşantılarına devam ederken beslenme ile ilgili süreçlerine dikkat etmelerinde önem vardır. Normal beslenme düzenlerine devam edip sınavdan önce daha önceden yemedikleri, tatmadıkları herhangi bir yiyecekleri de tatmasınlar, yemesinler. Sınav süresince evet kaygıları normal bir kaygılara sahiptirler. Bu kaygıları tabii ki belli bir başarıyı artıracaktır. Ama lakin olağanüstü bir kaygı çocukların sınavda başarısız olmasına neden olacaktır. Burada ebeveynlere de görev düşmektedir. Ebeveynler de bu noktada sınav öncesi evde olağanüstü bir durum, olağanüstü bir hal ilan etmesinler. Normal bir yaşantılarına devam etsinler. Ve buradaki süreçte bu durumu sağlıklı bir süreçte, sağlıklı bir şekilde nasıl atlatırız? Bunun üzerine düşünsünler. Ebeveynlerin beklentileri çocuklarını tanıdıktan sonra bu beklentileri oluşması çok daha sağlıklı olacaktır. Bu beklentiler eğer çok fazlaysa ve böyle bir yükleme gerçekleşiyorsa çocuklarımızın kaygı düzeyleri de artacaktır. Hem ders çalışmalarına hem de sınavda göstermiş oldukları performansları etkileyecektir. Evet, sınav süresince kaygılanmak dedik ki evet kaygı bir noktaya kadar olması gerekir ama aşırı bir kaygı, aşırı bir yükleme kaygı beraberinde getirecektir ve bu kaygı da çocuklarımızın sınavda istedikleri sonuçlara ulaşamasını engel teşkil edecektir. Evet, sınav hayatlarımızda olan bir süreçtir. Bu LYS sınavı da sadece hayatımızdaki gireceğimiz birçok sınavdan bir tanesidir. Evet, geleceğimizi endekslediğimiz bir sınav olarak görüyoruz ama bunun sadece hayatımızın tek bir sınav olduğu anlamına gelmez. Ve bunu değerlendirirken de telafisi olan bir sınav olarak düşünmek gerekiyor. Ve bu inancımızı yitirmemek gerekiyor. Sınav esnasında öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Ben onlara da değinmek istiyorum. Bu hususlardan baktığımız zaman, evet sınav esnasında öğrenciler zaman zaman takıldıkları sorular olabiliyor. Bunlar üzerine çok yoğun zaman harcamasınlar ve zaman zaman dikkatleri dağılabiliyor. Bu esnada bir müddet ara versinler, kısa süre olsa da, bir dakika da olsa bir dinlenme fırsatı versinler kendilerine. Bununla birlikte zaman zaman bedende kasılmalar meydana gelir, kaygılar oluşur. Bu noktada da çocuklarımız, öğrencilerimiz sınav esnasında nefes alışverişlerini dengelemeye çalışsınlar, nefes alışveriş egzersizleri gerçekleştirsinler ve şunu yapsınlar. Daha önceki deneme sınavlarında ne tür bir yol izliyorlarsa, ne tür bir teknik izliyorlarsa bu sınavda da o süreçle, o teknikle, o yolla devam etsinler. Sınavda yeni bir teknik, yeni bir yol izlemeleri çocuklarımızın kaybı anlamına gelebilir. Çünkü daha önceden yapmış oldukları denemelerde hangi şeyden başlıyorlarsa, testten başlıyorlarsa, nasıl bir yol izliyorlarsa daha önceki sınavlarda böyle bir deneyim kazanmışlardır. Bu sınavda da onları takip etmeleri çocuklarımızın sınav açısından başarılarına katkı sağlayacağı kanısındayım. Ve burada sabah saatlerinde kalktıkları zaman düzenli bir kahvaltı yapmaları hususunda dikkat etmeleri gerektiğini ve evraklarını daha önceden sınava girerken evraklarını daha önceden hazırlamaları gerekmektedir. Ve mümkün olduğu kadar sınav salonunu almadan yarım saat önce, 45 dakika önce bina önlerinde olmaları, hazır olmaları ve yaşadıkları yerlerin trafik sürecinde değerlendirerek önceden olmaları çocuklarımızın sınav öncesinde de kaygılarını azaltan etkenlerden bir tanesidir.